Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Ve hiçbir şekilde biz sınırlarımız ötesinde herhangi bir kazanım peşinde, işgal peşinde değiliz arkadaşlarım. İşin en temel noktalarından bir tanesi bu. Tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, siyasi kimliğine saygılıyız ve bunu her yerde platformda söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bütün yaptığımız faaliyetlerin akılla, mantıkla izahının mümkün olduğunu, akılla ve mantıkla yaptığımızı, hukuka, uluslararası hukuka uygun şekilde davrandığımızı da herkesin bilmesini istiyoruz. Bizim buradaki yaptığımız çalışmaların yanı sıra arkadaşlarım, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuku tanımaz, hukuku tanımaz bir şekilde sadece kendi çıkarlarını gözeten bencil talepleri ve yaklaşımlarının gerçeklerle bağdaşmadığını görün, gösterin, bilin, anlatın arkadaşlarım. Buna çalışıyoruz. Ve bu çerçevede yapılan faaliyetlerin akılla, hukukla, mantıkla uyumlu olmadığını ve bunun bu şekilde yapılmasının da hiç kimseye böyle yarar sağlamadığının anlatılmasının gayret içindeyiz. Arkadaşlarım, dünyanın hiçbir yerinde kara suları 6 mil, hava sahası 10 mil olan, diğer bir deyişle kara sahası, kara suları ve hava sahası birbirinden farklı olan ne tarihte ne günümüzde herhangi bir örnek yok. Fakat bizim Yunanlı komşularımız böyle bir yol tutturmuşlar. Böyle bir anlayış, böyle bir talep, böyle bir yaklaşım içinde, akıl ve hukuktan uzakta, sadece Yunanistan'a ait efendim, bir uygulama içindeler. Ve böyle bir şeyin, uygulamanın, böyle bir talebin aklı selim sahibi hiçbir ülke tarafından kabul edilmesinin, hiçbir hukukçu tarafından bunun makul görülmesinin imkan ve ihtimali yok. Bunu maalesef ısrarla ve inatla sürdürüyorlar. Bunun yanlış olduğunu, bundan dönülmesi gerektiğini kendilerine ifade ediyoruz. Arkadaşlarım, diğer taraftan Lozan Anlaşması temel hukuki metinlerden biri. İki ülke arasındaki ilişkileri düzenleyen temel hukuki metinlerden biri de nedir? Lozan Anlaşması. Bu anlaşmada 23 ada var. Bu 23 adanın 16'sının gayri askeri statüde olması isteniyor. Buna iki taraf da imzalamış, evet demiş. Hal böyleyken bu 23 adadan 16'sının silahlandırıldığını hepimiz biliyoruz. Ve bu maalesef günümüze kadar geldi ve devam ediyor. Ve bu konuda hiçbir yorum söz konusu değil. Yapamazlar. Ya gerçekten bu tamamen hukuk dışı bir uygulama. Hiçbir şekilde izah mümkün olmayan, bu hakkı adalete sığmayan bir uygulama. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan Yunanistan'la Mısır arasında yakın zamanda bir mutabakat muhtırası imzalandı arkadaşlarım. Bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmanın da hiçbir hukuk temeli olmadığını, hukuki dayanaktan yoksun olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu da mütuat yerlerde, mütuat platformlarda dile getirdik. Getirmeye devam edeceğiz arkadaşlarım. Burada tabii sadece Mısır halkının değil, tabii Mısır halkının çok ciddi kayıpları var. Fakat bu ekonomik zenginlikler bakımından ve güvenlik bakımından Yunanistan'da ciddi kayıpları var. Bunun da görülmesi lazım, bunun da bilinmesi lazım. Ve dolayısıyla burada bu anlaşmanın hem Mısır hem de Yunanistan kamuoyu tarafından, onların ilgilileri tarafından, siyasi, akademik çevreler tarafından önümüzdeki günlerde çok daha böyle ayrıntılı bir şekilde değerlendirileceğini ve bunun sonucunda gerçekten bu yapılan uygulamayla hem Mısır halkının hem de Yunan halkının ciddi kayıpları olduğunu kendileri de görecekler. Arkadaşlarım, diğer taraftan bir Meis Adası meselemiz var bizim. Burada Meis Adası Türkiye'ye 2 kilometre mesafede, Yunanistan'a 600 kilometreye yakın, 580 kilometre mesafede, 10 kilometre genişliğinde bir alan. Bu alana siz efendim 1800 kilometreye varan kıyı uzunluğu olan Türkiye'ye vermediğiniz kadar 40 bin kilometre karelik bir deniz yetki alanı verirseniz bunun hakla, hukukla, adaletle izahı mümkün değil. Akılla, mantıkla izahı mümkün değil. Bunun kabul edilmesi de mümkün değil. Bu gerçekten beyhude bir gayrettir. Kabul edilmesi mümkün olmayan bir iddiadır. Bu Sevil haritası diye ortaya çıkan haritanın da hiçbir geçerliliğinin olmadığını, bunun hakkı, hukuku tanımadığını ve burada barışçıl yöntemlerle, barışçıl yollarla, efendim burada barışın, istikrarın sağlanmasına herhangi bir katkı sağlamayacağını, bilakis bir problem çıkardığında yine görmek lazım, bunu anlamak lazım. Arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri, yani bizler, 83 milyon, hiçbir şekilde
bu Sevilla haritası veyahut da benzer bir takım talep uygulamalarla adeta bizim kıyılarımıza hapsedilmemizi kabul etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Bunun asla bir şey kabul edilmeyeceğini, bunun asla söz konusu olmadığını herkesin bilmesi lazım. Arkadaşlarım, hiçbir şekilde hak, hukuk tanımadan, hak ve hukuk çiğnenerek meşruiyet sağlanamaz. Meşruiyetin temelleri var. Meşruiyetin prensipleri var. Bunlara uymak lazım. Burada herkesin uyması lazım. Bunları göz ardı etmek suretiyle bölgede bir takım oldu bittilerle bir yere varmanın hiçbir şekilde mümkün olmadığını da herkesin görmesi lazım. Arkadaşlarım, modern zamanlarda, uluslararası ortamda, ülkeler arası meselelerde, problemlerde hepimiz biliyoruz ki en önemli araç, anlaşmazlıkların çözümündeki en önemli araç diyalogdur. Biz her zaman her yerde olduğu gibi bunu tekrar tekrar dile getiriyoruz. Bu aracın kullanılması lazım. Diyalog aracının uluslararası ilişkilerde bütün alanlarda kullanılabildiği gibi Türk-Yunan ilişkilerinde problemlerinde çözümlenmesinde en önemli aracın diyalog olduğunu bunun altını çizmek istiyorum. Bugüne kadar iki kez Atina'da uzmanlarımız toplandılar arkadaşlarım. Bir kez Ankara'da toplandılar. Toplam üç toplantı yapıldı. Bunun dördüncüsünün de tekrar Ankara'da olması için biz Yunanlı komşularımızı beklediğimizi çeşitli meselelerle dile getirdik. Kendilerini bekliyoruz. Türkiye'nin uluslararası hukuk uygun olarak akdettiği anlaşmalar var. Örneğin Libya'ya yaptığımız çalışma var. Bunları sorgulamak yerine, bunları sürekli mantıka dayanmadan, hukuka dayanmadan eleştirmek yerine, kötülemek yerine, bunları geçersiz kılmak yerine, sorumlu ve sağduyulu bir şekilde, gerçekçi bir anlayışla bu çalışmalara bakmak ve sorunların çözümüne bu yaklaşım çok daha önemli katkılar sağlayacaktır. Biz bütün bunlara rağmen, bu gelişmelere rağmen, olumsuzluklara rağmen, bu hukuk dışı, gerçek dışı girişimlere rağmen biz sonunda ilişkilerimizde aklı selimin hakim olmasını bekliyoruz. Aklı selimin gerçekleşmesini, olayların aklı selimle ele alınmasının çok da ele alınacağını da buradan bildirmek istiyoruz. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim gibi en önemli aracın diyalog olduğunu ve diyalogla birçok problemi çözebileceğimizi de yine ben bir kez daha burada hatırlatmak istiyorum. Biz bugüne kadar olduğu gibi tekrar tekrar söyledik fakat maalesef anlatamadık. Anlaşılmak istenmiyor. Anlamak istemiyorlar bazı çevreler. Yunanistan dahil. Biz gerçekten çözüm istiyoruz. Siyasi çözümler istiyoruz. Diyalogla konuşmak ve görüşmek suretiyle problemlerimizi çözmek istiyoruz. Bu konuda gerçekten samimiyiz, istekliyiz ve buradan gerçekten bir çözüm çıkabileceğine inanıyoruz. Bunu da gündeme getiriyoruz. Barış yöntemleri. Ve bizim yalnız diğer taraftan da şunu da bilmek lazım değerli arkadaşlarım. Yani bizim sürekli hukuktan bahsetmemiz, diyalogdan bahsetmemiz, barışçıl yol ve yöntemlerden bahsetmemiz, uluslararası hukuka, uluslararası anlaşmalara uygun şekilde çözümler bulmaya çalışalım dememiz ve bunlarla bizim sadık kalmamız hiçbir şekilde zafiyet değildir. Bunun çok iyi anlaşılması lazım. Bizim hukuktan yana olmamız, anlaşmalardan yana olmamız bir zafiyet değildir arkadaşlarım. Biz ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkı gerçekten önemli. Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını hem kendi haklarımızı, hukukumuzu korumak ve kollamak için her türlü mücadele yapmaya hazırız. Diğer taraftan arkadaşlarım, önemli bir başka bir konu var. Bölgeyle hiç alakası olmayan Avrupalı bir müttefikimizin binlerce kilometreden gelerek Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklama ve eylemleri müttefiklik ruhuna, ittifak ruhuna ve dayanışmaya aykırı. Dayanışmayla bağdaşmamakta, müttefiklikle bağdaşmamakta bu tür yaklaşımlar. Bu ve benzer girişimlerin barışçıl ve diyalog yoluyla sorunların çözülmesi için yapılan gayretlere de hiçbir olumlu katkısı yoktur. Bunu herkesin bilmesi lazım. Dost ve müttefiklerden beklentilerimiz var değerli arkadaşlarım. Burada Ege ve Akdeniz'deki sorunlar bağlamında Yunanistan'ın uygulama ve iddialarını akıl, mantık ve objektif kriterlerle değerlendirmelerini bekliyoruz.
Bilinmelidir ki herkes bunu bilsin. Denizlerimiz mavi vatanımızdır. Bizim vatanımızdır. Ve her damlası bizim için önemlidir, değerlidir, kıymetlidir ve vazgeçilmezdir. Bu da gerçekten hiçbir zaman muhataplarımızın akıldan çıkarmaması gereken bir husustur değerli arkadaşlarım. Gemilerimize, oradaki bizim faaliyetlerimize, tüm deniz vasıtalarımızdan herhangi birine yapılacak herhangi müdahalenin karşılıksız kalmayacağını da herkesin bilmesi lazım. Gerçekten bunu da çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Gemilerimize herhangi bir müdahale yapıldığı zaman bu hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacak, nitekim kalmadı. Dolayısıyla bu konudan kararlı olduğumuzu da herkesin bilmesini istiyoruz arkadaşlarım. Arkadaşlarım bizim denizlerimizde, mavi vatanımızdaki hak, alakı ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta, kollamakta, bunun gereğini yapmakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür muktediriz. Arkadaşlarım, asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, sonuç olarak ifade etmek gerekirse, anayasa çerçevesinde, aklın ve bilimin ışığında, yasalar doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, kendisine verilen görevleri azimle ve kararlılıkla yapmak üzere, milletinin emrinde, görevinin başında. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Ayrıca şu anda karada, denizde, havada sizin olduğunuz gibi görevlerinin başında olan çok kıymetli, çok değerli, çok kahraman ve fedakar arkadaşlarımız var. Onlar da gerçekten büyük bir fedakarlık ve büyük bir kahramanlık görevlerini yapıyorlar. Hem şahsım adına hem de buradaki komutan arkadaşlarım adına o arkadaşlarımın, sizlerin, hepinizin alınlarından tek tek öpüyorum. Hepinize kazasız, belasız, hayırlı, başarılı, sağlık içinde görevler diliyorum. Provanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun.